23 Ocak 1995'te Türkiye'nin önü aydınlık manşetiyle başlayan Yeni Şafak 29 yaşına girdi. Yeni Şafak hep milli irade ve demokrasinin yanında vesayetin karşısında oldu. Haberciliğiyle hak, adalet ve özgürlüklerden yana tavır alan Yeni Şafak, Türkiye'nin önünü aydınlatmaya devam ediyor. Yeni Şafak farklı haberi, saygın yorumları, bilgi, birikim yüklü gazete ve ekleriyle her bir sayıda ayrı bir gurur taşıyor. Gazete yöneticileri ve çalışanları 29. yaş günü münasebetiyle yapılan kutlamada bir araya geldi. Programa Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Albayrak, Albayrak Grubu CEO'su Profesör Doktor Ömer Bolat ve Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca da katıldı. Albayrak Grubu CEO'su Ömer Bolat yaptığı konuşmada Yeni Şafak'ın 28 yıllık serüvenine dair önemli mesajlar verdi. Yeni Şafak, Yeni Şafak yapan aslında ruhtur, milli ve manevi ruh. O ruh var olduğu müddetçe Yeni Şafak inşallah 50'li yılları, 100'lü yılları da görecektir Allah'ın izniyle. Yeni Şafak Türkiye sevdasıyla, davasıyla özdeşleşmiş bir kurumdur. Hakikaten Türkiye'nin birikimi sloganı olmayı hak etmiştir icraatlarıyla. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Türkiye'mizde son 20 yılda çok büyük bir ekonomik, sosyal, toplumsal dönüşüm başarıldıysa, modernleşme, yenileşme ve gelişme başarıldıysa, Yeni Şafak ailesinin ve Yeni Şafak'a güç katan herkesin bunda çok büyük payı vardır. Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu da Türkiye'nin sesi olduklarını ifade etti. İlk manşeti Türkiye'nin önü aydınlık olan Yeni Şafak, 28 Şubat, 27 Nisan, gezi olayları, 17-25 Aralık kalkışması, 15 Temmuz darbe girişimi gibi karanlık teşebbüsler karşısında dimdik durdu, aydınlık Türkiye için mücadele edenlerin sesi oldu. Yeni Şafak gazetesinin 29. yılına girdiği bu zamana kadar hem toplumsal hayata, hem kültürel hayata, hem demokrasiye, hem düşünce ifade özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılmasında çok büyük katkısının olduğunu düşünüyorum. Ve böyle bir gazetede yönetici olduğum için de kendimi mutlu hissediyorum. Yeni Şafak gazetesinin kurumsal hafızasını en iyi bilenlerden biri olan ve kurulduğu günden bugüne kadar gazetede çalışan Fatma Demircioğlu da duygusal bir konuşma yaptı. Şöyle ki, biz 23 Ocak 1995'te ilk sayımızı çıkarttığımızda Türkiye'nin birikimi başlığı altında bir cümle vardı. Artık Türkiye'de bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Bu cümle o kadar çok karşılık buldu ki özellikle gençlerden 95 yılında, 96 yılında, 97 yılında Türkiye'yi değiştirmek isteyen birçok genç gazetemize geldi ve ellerinden geleni ardına koymadan çalıştılar, çabaladılar. Hak için, özgürlükler için, adalet için ne gerekiyorsa yaptılar ve biz gerçekten 28 yılda değiştirebildiğimiz kadar Türkiye'yi değiştirmeye çalıştık. Son dakikalar, belgeseller ve programlar için abone olmayı unutma. Çünkü anladığın yerdesin.